Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, 2024 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, öncelikle yeni yılınızı kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Bakalım 2024'te gökyüzünde neler var? Evet sevgili balıklar, 2024'te de 2023'te olduğu gibi Satürn burcunuzda olacak. Bu tabii ki kuşkusuz böyle 29-30 yılda bir gelen önemli bir transit. 2026 Mart ayına kadar da Satürn burcunuzda olacak. Satürn'ün sizi eğitmek, sizi büyütmek, sizi olgunlaştırmak istediğini unutmayın. Bazı sıkıntılarınız, zorluklarınız olabilir yaşamınızda. Ama bunlarla uyumlanmanız, onlara karşı gelmeden sorumluluklarınızla yüzleşmeniz gerekiyor. Yani bu tabii ki yaşamınızdaki hayat şartlarınıza, yaşınıza göre değişir. Kişisel doğum haritalarınıza göre değişir nasıl etkiler aldığınız. Ama az veya çok Satürn sizi büyütecek ve büyütmeye devam edecek yıl genelinde. Bu yıl özellikle yılın ilk aylarında Jüpiter Boğa burcunda olduğu için Satürn'le de olumlu bir açısı var. Dolayısıyla yılın ilk aylarında daha destekleyici bir etki altındasınız. 25 Mayıs'a kadar Jüpiter 3. evinizde Boğa burcunda olacak. Herhangi bir konuda bir sıkıntınız, bir zorluğunuz olsa bile yakınlarınızdan daha fazla destek aldığınızı söyleyebilirim. Yani şans kardeşlerden, yakınlardan, komşulardan gelebilir bu yıl. Onlarla ilgili daha sevindirici, daha güzel etkiler alabilirsiniz. Ya da hayatınızda hani size fayda sağlayacak, sizi büyütecek, eğitecek, güzel eğitimler almanız, bilgiler almanız mümkün. Çünkü 3. evdeki bir Jüpiter size güzel bilgiler getirir. Bol bol okuyabilirsiniz, kurslara gidebilirsiniz, bir şeyleri öğrenebilirsiniz, işte yabancı dili öğrenebilirsiniz, mesleki bir eğitime katılabilirsiniz. Tüm bunlar size katkı sağlayan, size değer katan konular. Bu alanlarda özellikle yılın ilk aylarını daha olumlu değerlendirebilirsiniz. Nisan ayının başlarında Mars burcunuzda olacak. Özellikle 10 Nisan'da Mars'la Satürn'ün burcunuzda birleşimi var. Bugünler biraz daha zorlayıcı, biraz daha yani sizin için baskın yaratabilir. Genel sağlığınıza da dikkat edin tabii ki. İşte sağlık sorunları, enfeksiyonlar, problemler, bazı kazalar, sakarlıklar hani artabilir bu süreç içerisinde. Mars-Satürn kavuşumu özellikle 10 Nisan ve yakınlarında dikkat etmekte fayda var. 21 Nisan ve yakınlarında Jüpiter Uranüs kavuşumu 3. evinizde olacak. Güzel bir haber almanız, kardeşlerle ilgili sevindirici, sürpriz bir gelişme olması mümkün. Bazı seyahatler de olabilir Nisan ayında. Hani hızlı kararla böyle güzel seyahatlere çıkabilir ya da işte bir teklifle de karşılaşabilirsiniz. Evet, bu yıl 25'inden sonra Jüpiter Boğa'dan ayrılıp İkizlere geçecek, 4. evinize geçecek. Yılın geri kalanında 4. ev konularınızda etkilemeye başlıyor. Ancak ilk etapta tabii ki burada biraz ailevi konularda, yuva konularında değişiklikler isteyebilirsiniz. Hani taşınayım, işte daha büyük bir eve geçeyim, ev alayım, emlak alayım, belki evleneyim. Hani böyle istekleriniz olabilir, gündemleriniz de olabilir ama zaman zaman işte Jüpiter ile Satürn'ün zıtlaşması özellikle bu dönemde bazı konularda sizi gerilim içerisinde de tutabilir. Bu dönemi ailevi ilişkileri özellikle iyi yönetmek gerekiyor. Tabii ki burada güzel fırsatlar da getirecek. Yani Jüpiter yıl sonuna kadar, hatta 2025'in bahar aylarına kadar İkizler Burcu'nda ilerlerken birçoğunuz için işte güzel istediği gibi bir eve çıkma, taşınma, ev alma gibi konularda fırsatlar da getirecek. Plüto Kova burcuna geçiyor bu yıl. Plüto biliyorsunuz geçtiğimiz yılda Kova burcuna şöyle kısa bir geçiş yaptı ama tekrar Oğlağa döndü. 20 Ocak'tan itibaren Kova burcuna geçecek. Bu yıl 1 Eylül ile 19 Kasım arasında Oğlak burcuna tekrar şöyle bir geri dönüş yapacak ama yıl sonuna kadar artık tamamen Kova'ya yerleşmiş olacak. Jenerasyon gezegeni olduğu için ağır ve derinden ilerliyor ve 20 yıl kadar Kova burcunda kalacak. Kuşkusuz bu çok derinden bir etki. Aslında daha çok kolektif alanda, toplumsal alanlarda önemli bir etkisi var. Sizin için 12. ev etkisi. 12. evde olunca daha bilinçaltı, işte daha derinden olan tesirlerle ilgilidir. Ama farkındalığınızı çok yükseltecek. Biraz daha hani ruhsal alanlarda güçlenecek. Belki de ilham akışının da artmasıyla beraber hani yaratıcı çalışmalarda
bireysel anlamda kendinizi çok geliştirip çok üretken olabileceğiniz de bir dönemdesiniz. Bu yıl Haziran'ın ilk günlerinde Plüton'un İkizler Burcu'ndaki Jüpiter'de güzel bir hava üçgeni oluşacak. Hani burada işte evde aileyle ilgili bir sorununuz varsa bunu daha rahat çözebilirsin. Sevgili balıklar, bu yıl ay düğümleri Koç terazi aksındaki hareketini sürdürecek. 2023'te biliyorsunuz Koç terazi tutulmaları da başlamıştı. Ay düğümleri çok önemlidir. Çünkü yılın genelindeki gidişatı, yaptığımız seçimleri, hayatımızdaki daha kadersel etkileri belirler. Kuzey yön Koç'ta, yani sizin ikinci evinizde. Güney düğüm ise terazi burcunda. Bu alanda ilk tutulmayı 8 Nisan'da Koç burcunda yaşayacağız, para evinizde. Evet, gördüğünüz gibi para konularında seçimleriniz önemli bu yıl ve önemli etkiler var ve bunlar 2023'ten itibaren de başlamış olan, devam eden etkiler olabilir. 8 Nisan'daki tutulma para konularında bir iş imkanı, bir çalışma imkanı, işte yeteneklerinizi değerlendirerek bir para kazanma imkanı getirebilir. Ya da parasal kaynaklarınızı kullanma, değerlendirme, bu alanda vereceğiniz bazı önemli kararlar olabilir. 25 Mart'taki terazi burcundaki ay tutulması ise 8. evinizde olacak. Burası daha çok eşinizin kaynakları, hisseli paralar, finansal paylaşımlar, borç alacak konuları, kredi gibi konular. Bu tutulma, ay tutulması olduğu için biraz hani bir borçla yüzleşme, belki maddi bir sorumluluk gündeme getirebilir. Bununla birlikte hani daha önceden başlamış olan bir kredi süreciniz varsa bunu sonuçlandırabilirsiniz. İşte ev almak için bir kredi almak gibi örneğin, ya da bir yatırımınızla ilgili veya araba almak için, hani böyle bir borç alacak konularınızla da ilgili yani bir netleşme, bir sonuç alma olabilir. 2 Ekim'de yine terazi burcunda bir güneş tutulması var 8. evinizde. Bu tutulma bir başlangıcı daha çok tetikliyor. İşte eşiniz eğer iş arıyorsa eşinizin gelirleri, kazançları ile ilgili bir konu aktifleşebilir. Yine bir kredi konunuzla ilgili bir girişiminiz olabilir. Emekli olma, sigorta konuları, işte bir miras, nafaka, tazminat gibi bir konunuz. Bununla birlikte gündeminizde daha fazla olabilir, özellikle Ekim ayındaki tutulmayla beraber. Ve bu yılın sizin için en önemli tutulmalarından birisi kuşkusuz 25 derece balık burcunda 18 Eylül'de meydana gelecek olan tutulma. Bu tutulma aslında 2025'te de devam edecek olan balık başak tutulmaların ilki olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz. 20 ile 30 derece arasındaysa bu tutulmadan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Şimdi Satürn de balık burcunda, Neptün de balık burcunda. Dolayısıyla bu tutulmanın enerjisi biraz daha zorlayıcı görünüyor. Üstelik bu bir ay tutulması. Yani duygusal süreçlerinizle ilgili alanlarda hassas olabileceğiniz bir dönem. Aynı zamanda işte genel bedensel, ruhsal, duygusal, zihinsel hassas olabileceğiniz bir dönem, sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir süreci işaret ediyor. Ay tutulması önemli bir farkındalık, işte bir yaşamınızda bir sorunla, bir eksikle yüzleşme, daha karmik bir etki. Bununla beraber tabii ki bir farkındalıkla beraber bir şeyi dönüştürme, yani bitirme, tamamlama, sonlandırma gibi bir etki de getirebilir. Bu anlamda önemli bir tutulma, 18 Eylül'deki tutulma. Sadece Eylül ayı için değil, Eylül'ü takip edecek yılın son 3 ayını da önemli ölçüde şekillendirip etkileyebilir sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir yıl diliyorum. Hoşça kalın.